Gel. Fatih. Gel abi gel. Ne bu hal? Akşamdan mı kalmasın yoksa? Evet ya. Fatih, aman diyeyim. Yok be abi, öyle değil. Cemre'ye baktım. Cemre'ye mi baktın? Sabaha kadar uyutmadı beni Cede. Bir de yanında oldum bile. Böyle iki dakikada bir gözlerini açıyor sürekli. Ben de sabaha kadar konuştum, durdum onunla. Oo, sen böyle alıştırırsan yanarsınız. Yanalım abi ya. Ben razıyım. Kızım mutlu olsun da ben uykusuz kalırım, bir şey olmaz. Aferin Fatih. Vallahi helal olsun sana. Abi asıl benim senden başka bir ricam olacak. Tabii söyle. Doğa'ya bir sürpriz yapmak istiyorum da. Güzel bir yerden güzel bir set ayırttım. Böyle gösterişli de bir şey. Benim de bugün toplantılarım var. Sen alabilir misin diyecektim. Ödemesini yaptım ben. Tabii alırım. Sen adresi yolla bana. Eve bırakırsın, olur mu? Olur tabii. Sağ ol. Fatih, çok sevindim. Demek her şey düzeliyor. Vallahi işte elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Biliyorum. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk. Doğa evde mi? Henüz gelmedi. Cemre? Odasında uyuyor. Tamam. Yusuf bir paket getirecekti. Odanıza bıraktım. Tamam, çiçekler geldi mi? Onlar da odanızda. Şahane. Basıyor durup dururken, kurumuş yapraklar, başıboş sokaklar bana eşlik ederken, ah şu gönlümün bahçesinde yazı beklerken, gökyüzünden bir damla düşer sebebi yokken. Tutuşup yansa bütün şehir kül olurum, geçemem senden. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir kül olurum, geçemem senden. Canım. Fatih.
Sen ne böyle? Eskisi gibi olmak için her şeyi yaparım. Seni çok seviyorum. Bu bana mı? Sana az bile. Lütfen kabul et. Doğa. Ben yeni bir başlangıç istiyorum. Her şeyi unutup seninle, kızımla mutlu bir yaşam istiyorum. Benimle evlenir misin? Fatih, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bana bir şans daha verir misin? Benim bütün hatalarımı da kabul eder misin Doğa? Lütfen. Ederim. Ederim tabii. Ederim. Ama sen de beni hatalarımla kabul edeceksen eğer. Senin ne hatan var ki? Ben bugün biriyle tanıştım Fatih. Onun evinden geliyor. Evinden geliyor. Nasıl? Birlikte oldum onunla. Doğa, ne diyorsun sen? Ne oldu Fatih? Biz evli değiliz, biz ayrıyız. Anladın mı? Ayrıca sen biz evliyken başka biriyle yattın. Hayır. Sen yapmasın. Sen yapmasın. Hayır. Sen yapmasın. Niye? Sadece erkekler mi yapabiliyor? Kız, duymak bile istemiyorum seni. Ne diyorsun Doğa sen? Peki. Ne diyorsun sen? Kimle yattın ya? Kimle? Kim olduğunun ne önemi var? Önemi var! Kim dedim sana? Kim? Kimle dedim sana? Ya kimse kim? Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Kalbim attı, heyecanlandım. Doğa, sen ne diyorsun? Senin de dediğin gibi anlık bir hataya düştüm. Doğa. Gitme beni!
Hayat abla, benim bir saatlik işim var. Fazla uzun sürmez. Olur da Cemre uyanırsa dolapta sütün var. Isıtır verirsin. Sen hiç merak etme. Gözüm gibi bakarım ben. Ondan eminim. Benim telefonum var sende değil mi? Var var. Tamam. Yine bir şey olursa haberleşiriz zaten. Ben yakınlarda olacağım. İnşallah lazım olmaz. Sen başında beklerim. Tamam, sağ ol. Doğa. Çıkıyor musun? Evet. Bebeği bırakacak mısın? Evet Nilay, bir mahsuru mu var? Nereye gidiyorsun? Hani çocuğundan bir dakika bile ayrı kalamıyordun? Bu kadar acil olan durum ne? Sana ne Nilay? Merak ettim, ne var bununla? Etme. Hayat abla, ben çıkıyorum. Hayat. Sen de artık benim radarımdasın. O kızı bu eve soktun ya. Gözüm üzerinde ona göre. Kara listemdesin. Telefonla falan uğraşma da çocuğa düzgün bak, tamam? Hadi. Mağdur olan tüm kadınların her zaman yanındayım. Adalet yerini bul. Siz de çok mutluyum. Çok mutluyum. Doğa Hanım. Beyza Hanım. Nasılsınız? Sağ olun siz. İyiyim. Telefonda da görüşmüştük ama detayları duymak isterim. Yani nereden başlasam bilmiyorum. Biz Fatih'le... Benim hiç yüzüm gülmeyecek. Annem, hadi salona geç, dinlen biraz. Vallahi tansiyonum fırladı sinirden. Doğa nerede? Çıktı abla. Nereye gitti? Sormadım, bilmiyorum. Nilay? O da yok. Ay, herkes ayrı baş çeker oldu, görüyor musun? Annem, kurban olayım, sakin ol. Tamam, ben bakarım Cemre'ye, sen işin varsa yap hadi hayat. Doğa'nın kızmasın abla. Yahu Doğa neye kızacak? Kızarsa kızsın ayrıca. Ben gelmişim, bakacağım işte torunuma. Bir ellerimi yıkayayım, geleyim. Madem bunca şey yaşandı, neden o eve geri döndünüz? Cemre için döndüm. Sonuç olarak o eve geri döndünüz. Mecburdum. Fatih bana başka çare bırakmadı ki, ne yapsaydım? Ama mahkeme mecbur olmanızı dinlemiyor Doğa. Siz o eve geri dönerek bir önceki davayı kapatmış oldunuz. Şimdi yeni bir dava açmamız gerekiyor. Tamam. Açalım, ne gerekiyorsa yapalım. Ben bana yapılanları unutamıyorum. İlk olarak akıl sağlığı yerindedir raporu almanız gerekiyor. Ayrıca doktorla sorun yaşadıktan sonra neden başka doktora gitmediniz? Olsaydım kendimde değildim. Yani sinirlerim çok bozuk, Doğan'ı düşünemedim. Anneniz de mi kendinde değildi? Neden o teklif etmedi? Yani her şey bir anda oldu. O an tek istediğim kızımın yanında olmaktı. Yanlış mı yapmışız? Yani... olan oldu diyorum o zaman. Bakın Doğa Hanım. Ben karşımdaki nasıl oynarsa öyle oynarım. O yüzden kötüyle de kötü olurum. Peki raporu aldık diyelim. Sonrasında ne yapacağız? Davayı hemen açabiliriz. Ama aynı evde yaşıyorsunuz. Davayı açar açmaz eve cevap gelir. Bunu saklayamazsınız.
Kocanıza ayna olacaksınız Doğan. Yaptıklarını yapacaksınız. Onunla ilgili deliller toplayacaksınız. Tamam. Yaparım. Pek inandırıcı olamadım galiba. Yapmayı düşünmekle yapmak aynı şey değil. Yanlış anlamayın. Ben de biraz insan sarrafı oldum. Siz o kadar acımasız birine benzemiyorsunuz. Ama canım o kadar yandı ki. Anlıyorum. Anlattıklarınız az buz şeyler değil. Bakın, benim tek istediğim kızımla mutlu bir hayat sürmek. Bakın, o hayalini kurduğunuz hayatta kocanızın hep olacağını bilin. Bunu bilirseniz daha mutlu olursunuz. O bebeğin babası, isteseniz de istemeseniz de görüşeceksiniz. Ve anladığım kadarıyla sizden kolay kolay vazgeçeceğe de benzemiyor. Esra da makyajımı yapıyor. Daha memnun oldum. Memnun oldum. Hoş geldin Doğacığım. Hoş buldum. Bizim yakışıklı yönetmenle tanıştın mı sen? Hakan'cığım gelsene mi? Selam. Hakan ben. Doğa ben de memnun oldum. Kızım. İnanmıyorum. Senin bu kadar uyuk kızı mı var ya? Abla kardeş gibisiniz. Doğacığım sen çekim sırasında Hakan'ın yanında durabilirsin. Ben ofiste olacağım bir şey olursa. Tamam sen rahat ol. Doğacığım orada bekle isterseniz. Gel Doğa. Bugün yardımcı yönetmenimiz sen ol. Evet yayını bitirmek üzereyiz. Kestik. İşte gerçek bir star. Canım benim. Güzel miydi? Çok iyiydin anne. Çok güzel görünüyorsun. Sağ ol canım benim. Doğa'yı sevdin galiba. Bayıldım. Çarpıldım resmen. Fazla çarpılma yalnız dikkat et. Küçük bir kızı ve kopamadığı da bir kocası var. Biliyorum konuştuk. Benim için sorun yok. Ben söylemiş oldum ya. Kıvılcım. Kıvılcım merhaba. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Burası biraz fazla kalabalık. Hadi çıkalım biz. Tamam eşyalarımı alayım. Ömer geliyorum. Hoş geldin. Ne haber nasılsın? İyi sen? Sağ ol. Hakan'la tanıştın. Gelsene Hakan. Selam. Yönetmenimiz. Merhabalar. Buradan Cihangir'de bir mekana gideceğiz. Ben geldim. Hadi hep beraber gidelim. Yok biz gelemeyiz sağ ol. Doğa? Ben bilmem ki. Biz gelemeyiz ama Doğacığım sen istersen git. İyi tamam o zaman. Süper. Görüşürüz Doğa. Görüşürüz. Tamam o zaman haberleşiriz. Haberleşiriz. Görüşmek üzere. Hadi çıkalım. Keşke annenlerin arası bozuk mu diye bana sorduğunda daha açık konuşsaydın. Yani Alev Nilay'dan duymuş deseydin ben yalan olduğunu söylerdim. Olaylar da böyle büyümezdi. Ne bileyim ya. Hamilelikten midir nedir? Nilay da iyice saçmalamaya başladı. Neyse zaten boşver onu çok ciddiye de almamak lazım. Yani insan durup dururken de böyle bir yalan uydurur mu bilemedim. Vallahi bizi ilgilendiren bir durum yok Nursema. Yani maşallah biz zaten o kadar kalabalığız ki birinin olayı bitmeden ötekininki başlıyor. Yani o yüzden bence en temizi bizimle alakalı olmayan hiçbir şeye biz karışmayalım. Doğru. Pardon canım. Alo. Ne habersiniz Umut Beyciğim? Ayran içtik ayrı mı düştük? Oo Sinem Hanım. Hangi dağda kurt öldü ya? Düğüne gelemedim diye söylenmeyeceksin değil mi?
Söyleneceğim vallahi, sen nerelerdesin? Aman iş güç, bir sürü olay oldu, anlatırım. Özledim ya. Ben de özledim vallahi. Birkaç günlüğüne İstanbul'a geliyorum. Öyle mi? E güzel, Nursema'yla da tanışırsınız. E çok iyi olur vallahi. Ya aslında kalacak yerim de yok. Sana gelsem karım bir şey der mi? Herhalde bizde kalacaksın Sinem. Yani ben buradayken gidip otellerde sürtecek halin yok. Çok iyi olur vallahi. Ya tasarruf dönemindeyim de. Sorun olmaz değil mi? Tamam tamam, olmaz. Sen gelince bana haber ver, ben sana konumu yollayacağım. Sağ ol kankacığım, öpüldün. Sen de. Allah Allah Sinem ya, hani sana çok anlatıyordum ya Ankara'dan okuldan diye. Hı. İstanbul'a geliyormuş. Bizde kalabilir değil mi? Yani anladığım kadarıyla biraz zor durumda da. Anladığım kadarıyla sen olur dedin zaten. Sen şimdi bana bozuldun mu? Ya niye bozulayım? Bak ama istemiyorsan cidden ben ararım, bir bahane uydururum yani. Da sen sorun etmezsin diye ben çok şey yapmadım. Ya hayatım saçmalama. Tabii ki de bozulmadım. Sorun yok. Arkadaşın tabii ki de gelip bizde kalacak. Canım sevgilim benim. Ellerine sağlık Nursema. Ne güzel şeyler yapmışsın böyle. Afiyet olsun. Beğenmene sevindim. Çok hamarattır benim karım. Ne güzel ya. Sizi böyle görünce benim de bir evlenesim geldi. Huzur var resmen bu evde. Yalnız evin tarzı biraz değişik. Nasıl değişik? Yani yaşlı bir çiftin evi gibi. Tabii yeni evlendiğiniz için öyle çok bakmaya fırsatınız olmadı herhalde. Yok, baktık aslında. Ha yok, ben duvarda tabloları görünce bir önceki ev sahibinden falan diye düşündüm. Yok, onlar benim. Ben hat sanatıyla uğraşıyorum da. Ha, anladım. Yani o yüzden de biraz tabii klasik döşedik. Güzel, güzel. Salata azalmış, ben takviye geleyim. Tamam aşkım. Hiç ayıp olmadı değil mi? Yo, Nursema takılmaz öyle şeylere. Kapalıydı değil mi? Kapalı. Evet, dışarıda kapalı. Çok utandım ya. İnşallah alınmamıştır. Yok yok, rahat ol sen. Sen nasılsın peki? Ayak uydurabiliyor musun? İrem, ben karımı çok seviyorum. Çok mutluyum. İyiyim yani, merak etme. İyi, çok sevindim senin adına. Zaten öteki türlüsü çok zor. Baksana tarzlar çok değişik. Emel abla, yanlarını çilek de koyalım. Yardıma ihtiyacınız var mı? Hiç zahmet etme. Ne zahmet canım, olur mu öyle şey? Ben evden alışığım. Hem oturursam annem beni keser. Kaç yaşındasın? 20. Aa, aramızda bir yaş var. Metehan da bizde yaşıt. Bizde takılsana sen ya. Olur inşallah. Mihri. Hı. Beni yanlış anlama. Ama neden bu yaşta evlenmek istedin? Hem de İbrahim'le. Babam öyle uygun gördü. Sonra ben de çok etkilendim. Okumuyor musun? Açık öğretimden okuyorum ben. Niye? Evden çıkmana izin yok mu? Olur mu öyle şey canım? Benim annem vefat etti. Babam yalnız. Ben de bir nevi bu evin hanımı oldum. Fazla da arkadaşım olmadı. Bütün gün evde misin? Genelde. Bazen böyle dışarı çıkmak, sinemaya falan gitmek istiyorum ama. Ne diyeceğim ya? Bize takılsana sen. Her yere gideriz. Ne yapacaksın evde? Hem çok da eğlenirsin. Metehan da çok kafadır. Ay, sevinirim vallahi. O zaman anlaştık. Anlaştık. Yarın kanalda çekim var. Gel istersen. Hem Rüzgar'la da bir görüşmüş olursun. Olur. Bana da değişiklik olur. İyi görünüyorsun bu arada. Her şey yolunda değil mi? İyiyim iyiyim. Merak etme.
Mihri, Çimen'le gayet iyi anlaştınız bakıyorum. Evet, bundan sonra Mihri bizimle takılacak. Sinemaya gitmeyi çok seviyormuş. Burada da bir film aşığı var. Bayılırım. Gideriz beraber. Güzel olur. Mihri'cim, bize de gelebilirsin istediğin zaman. Bekleriz. Bize müsaade artık. Yavaş yavaş kalkalım. Oturuyorduk ne güzel. Kalkalım artık. Malum yarın iş var. Peki. Ne oldu böyle Abdullah Bey? Elin evinde rezil olduk biz. Sen hakikaten bilmiyor muydun hanım? Vallahi bilmiyordum. Hay nereden bileceğim ayrıca? Bizim kız hiç sır saklamazdı. Kim bilir daha bilmediğimiz neler var. Ama o Umut da ne hainmiş. Nasıl üzüldü Nursema? Adama iş verdik, maaş bağladık. Hala kızımızı çalıştırıyor. Ah bu iş başından yanlıştı ama. Benim kızım benden bir şeyler gizliyor. Hep o Umut'un yüzünden oldu bunlar. Sen koskoca Abdullah Ünal'ın kızısın. Nasıl sekreterlik yaparsın? Ay Allah'ım nedir bizim bu başımıza gelenler Abdullah Bey? Allah'ım sen yardım et ne olur. Hanım sen al kızı karşına konuş. Ben Umut'u karşıma alır konuşursam çok kötü olacak çünkü. Sakın sakın sen öyle iş yerinde sinirlenip de sakın bir şey söyleme. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Ne söyleyeceğim? Ben Fatih'ten çekiniyorum. Tembih et, yemin ettir, hakkımı helal etmem de sakın bir şey söylemesin. Nursema çok üzülür sonra. Allah'a Umut benim umurumda değil, ne hali varsa görsün. Ama bu mevzu yüzünden eğer benim kızım üzülürse iki elim yakasında olur. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Ben kimseye daha bir şey söylememişken sen nasıl gidip söylersin? Çalışmaktan utanıyor musun Nursema? Ne var bunda? Umut Allah aşkına konuyu saptırma. Benim ailemin buna nasıl bir tepki vereceğini biliyorsun. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Nursema sen evli barklı koskoca kadınsın. Niye hala annenden babandan çekiniyorsun ya? Yetişkinsin sen istediğin şeyi yapabilirsin. Ne oluyor ki böyle bu Stockholm sendromu gibi? Ben ailemi sayıyorum. O yüzden üzülmelerini de istemiyorum. Evet, beni saymıyorsun ama. Nasıl böyle bir şey söylersin ya? Hayır, ben sadece senin çalıştığını söyledim. Gören de iftira attık sanacak. Ne oluyor ki bu kadar tepki? Ya aileme göre benim çalışmam ters. Ya ailene göre ne düz ki? Ben tersim, çalışmak ters. Eğlenmek yanlış, misafir ağırlamak ayıp. Kendilerine göre bir yargı sistemleri var, kafalarına göre adam asıyorlar. Haksızlık ediyorsun. Bana da çok haksızlık ediliyor Nursema. Hayır yani üçüncü kişiler yüzünden kavga etmeyelim diyorum ama olmuyor. Sen böyle davranırsan olmaz tabii. Tamam Nursema, yarın gider yine el öperiz. Oldu mu? Alıştık zaten. Sabah akşam özür diliyoruz. Ne için olduğu da belli değil. Senin boş boğazlığın yüzünden ben bu akşam yalancı durumuna düştüm. Sorun da bu ya. Bence sen kendine niye her şeyi gizlemek durumunda olduğunu sor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hello, nasıl geçti? Gergin. Ay yine ne oldu? Umut Nursema'nın çalıştığını söyledi. Ne var bunda? Herkes çalışıyor. He. Sanki kız eskort. Hayır yani sizinkiler her şeye çok büyük tepki veriyor ya o yüzden öyle dedim. Pembe Hanım'la Abdullah Bey de şaşırdılar tabii duyunca. Bozuldular. Çalışmasına değil gizlemesine bozuldular. Haklılar da ayrıca. Nursema'da durup dururken gizlemedi herhalde. Tabii canım yani ailesinin buna itiraz edeceğini biliyordu sonuçta. Zavallı Nursema ya. Nasıl üzüldü kız. Umut'a da geldiler artık demek ki. Söylerken intikam alır gibiydi zaten. Şaşırdım. Vallahi enişteciğim. Hiç şaşırma yani. Umut da en nihayetinde insan. Olmadığı biri gibi yaşamaya mahkum edildiği için patlak verdi çocuk sonunda. O da gözünü yükseklere dikmeyecekti. Evlenirken, bu aileye damat gelirken,
bizlerin nasıl insanlar olduğunu gayet iyi biliyordu. Halinden çok da memnundu. Şimdi ne değişti peki bu kadar şikayetçi? Doğru söylüyorsun Ömer. Olmayacak duaya amin dediler. Olur mu canım? Yani sonuçta biz de Ömer'le farklı kültürlerden, farklı ailelerden insanlarız ama hiç böyle sorunlar yaşamıyoruz. Umut'la Nursema boşanacaklar mı? Yok canım, o kadar da değil. Yani bir şekilde orta yolu bulacaklar sonunda. Değil mi hayatım? İnşallah. Hayat'la konuştum. Dün gece olanları anlattım. Perişan oldu. E olsun ama. Niye oğlum, onun ne kabahati var ya? Hemen atla bir otobüse gel dedim vallahi. Nilay'a helal olsun. Dün gece beni çok şaşırttı. Niye? O kadar olaydan sonra bile Mustafa'ya nasıl destek oldu? Her kadın öyle olmalı. Kocasına destek olması lazım. Eften püften şeylere takılmayacaksınız. Aile olmak böyle bir şey. Nilay kocasını iyi tanıyor. Abimin böyle bir şey yapmayacağını biliyor zaten. Aynen öyle. Tabii benim gibi büyük bir şok yaşasaydı öyle olmazdı. Çok üzgünüm Nilay. Allah seni başımdan eksik etmesin. Bir kere bile şüphelenmedim ben de. Mustafa'm benim. Senden hiç şüphelenir miyim? Kendimden şüphelenirim ama senden şüphelenmem. Seni kendimden bile iyi tanıyorum. Allah razı olsun. Senden de. Keşke çekip gitmeseydim. Ama sen de bana hiç arka çıkmadın Mustafa. Ya Nilay, ben de hoşlanmıyorum karıma laf edilmesinden ama o kadar çok şey yapıyorsun ki benim de artık yüzüm kalmıyor. Doğru söyleyin, 9 köyden kovarlarmış. Ya benim başıma da ne geldiyse hep bu yüzden geldi Mustafa. Ne doğrusu Nilay, yalan üstüne yalan konuşmuşsun, bir de herkes duymuş. Neden herkes duymuş, hiç bunu düşündün mü? Ben bir tek Alev'e söyledim. Tabii Alev o kadar sevindi ki herkese yaydı. O ne demek şimdi ya? Ya annemle babamın boşanmasını istiyor da ondan. Ya ona ne benim anamdan babamdan? Asıl sorulması gereken soru bu. Alev neden onlarla bu kadar ilgili? Neden? Elin körü Mustafa. Ya benim aklım böyle şeylere ermiyor Nilay. Abuk subuk konuşma, gözünü seveyim. Senden tek bir ricam var. Babamı sinirlendirme. Zaten evde herkesin sinirleri bozuk. Bir de bizi hedef tahtasına koyma, gözünü seveyim. Tamam tamam Mustafa'm, bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum, tamam mı? İnşallah. Peki bir şey soracağım. Beni merak ettin mi? Ettim tabii, etmez miyim? O karı olmasaydı beni sokak sokak arar mıydın? Arardım tabii. Canım bacağım benim, seni çok seviyorum. Ben de seni. Özür dilerim tekrardan. İyi ki var. Umut abi. Mete abi, ne haber ya? İyidir abi, koşturuyorum senden. İyi, fena değil. Çıkıyordum birazdan. Abi hazır seni görmüşken, yakalamışken özür dilerim ya ben. Ne için? Ya bu boşanma meselesi işte. Yani amacım öyle kapı dinlemek, dedikodu yapmak falan değildi yani. Kulak misafiri oldum, sonra da önünü alamadım, kusura bakma. Yok be oğlum, boş ver, takılma. Bir şey olmaz. Sen ne yaptın? Alışabildin mi buralara? Alıştım abi de. Beklediğimden daha yoğun ya. Okuldayken bu kadar yorulmuyordum. Hadi ya. Yani dershaneye yazıldım. Vallahi ona bile gidecek vakit yok, biliyor musun? Tabii sen de deli gibi çalışıyorsun, yoğunsundur. Yani keşke diyeceğim ama. Nasıl yani? Bende bir şey yok vallahi. Öyle boş boş oturuyorum. Arada bir şeyler okutuyorlar. Bilmiyorum, herhalde bir iş yapamayacağımı falan düşünüyorlar. Anlamadım. Ya yok abi, öyle bir şey değildir o abi. Yani bakma, ben öyle çok bir şey yaptığım yok. Tembelliğimden bana yoğun geliyor galiba. Halledersin sen. Hadi kolay gelsin. Hayır, bizim evimizdeki misafire nasıl karışıyor, ben onu anlamıyorum. Yani karışmak değil aslında. İşte o böyle düşüncelerini sesli söyledi. Ben de çok sinirlendim zaten.
Ama böyle şeyler anneme ters geldiğinden. Annene ters geliyor diye bizim misafirimizi kovması mı gerekiyor Nursema? Kovmadı canım, kovar mı hiç? Kovmaktan beter etmiş kızı. Ben de çok sinirlendim. Kavga ettik annemle. Zahmet olmuş. Umut ne oluyor Allah aşkına? Ha? Ben sana burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Her lafa ağzıma tıkıyorsun. Ya ben gittim diyorum Sinem'in arkasından. Kızdan özür diledim, kusura bakma dedim, geri gel dedim. Daha ne yapmam gerekiyordu? Tamam Nursema, ben sana bir şey söylemiyorum, yanlış anlama. Nasıl demiyorsun? Sen geldiğinden beri beni azarlıyorsun. Görüyorsun değil mi? Bak, bizi kendi halimize bıraktıklarında hiç problem yok. Ama ne zaman senin ailen araya giriyor, kesin bir problem çıkıyor. İdare etmeye çalışıyorum. Elimden de bu kadar geliyor. Ve sana rica ediyorum, lütfen sen de üstüme gelme. Üstüne gelmiyorum Nursema, ama ben de kendimi ifade etmeye çalışıyorum burada yani. Yani ikimiz tam bir denge tutturduk diyoruz. Hop biri geliyor bunu bozuyor. Ben elimden geleni yapmıyor muyum? Sen rahatsız oluyorsun diye ben sevdiğim işi bıraktım, gittim babanın yanında işe girdim. Hiçbir şey yapmıyorum orada. Sabahtan akşama kadar oturuyorum, yine de sesimi çıkartmıyorum. Nasıl hiçbir iş yapmıyorsun? Vermiyorlar ki. Bir dakika ya. Ne vermiyorlar, nasıl? Ya tamam Nursema ya. Ya bir dakika. Babam sana iş vermeyecekse neden işe alsın ki? Bara gitmeyeyim diye. Onların istediği gibi biri olayım diye. Bunu anlamak bu kadar mı zor? Yok. Ben babamla konuşurum. Tek kelime etmeyeceksin Nursema. Nasıl tek kelime etmeyeceksin? Bir bak bana. Ezmeyin beni artık. Gerçekten. Umut Allah aşkına, seni ezmek ne demek? Bak beni de çok üzüyorsun. Biz bu konuyu kapatsak olur mu? Ha? Konuşmayalım. Olur mu Nursema? Sen nasıl istersen. Akşam bir de bu Ertuğrul Bey'in zımbırtısı vardı değil mi? Ben duşa giriyorum. İyice sustalı maymuna döndük ya. Pembe Hanım. Erken geldin. Akşam yemek var ya. Dedim bir saat istirahat edeyim, ondan sonra gideyim. İyi yaptın. Bakayım şuna. Bak. Ellerini yıkadın mı? Yıkadım canım. İyi, al bakayım kucağına. Abi ver. Abdullah Bey. Benim canım çok sıkkın. Ben ne bekliyordum, ne zaman diye. Ne oldu gene? Sen gene bilme de, ama bil. Evet, neymiş? Nursema'ya gittim ben bugün. Evde yarı çıplak bir kız. Ne? Vallahi. Demez mi Umut'un arkadaşı bizde kalıyor diye. Ay sen benim tepem bir attı. Neden onlarda kalıyormuş? Kalacak yeri mi yokmuş? Geçerken mi uğramış? Ya bizim kız da akılsız. Evde erkek var. Sen niye fütursuz bir kadını öyle yatılı misafir olarak alıyorsun? Umut istemiştir. İstediği kadar istesin. İsterse sabaha kadar istesin. Umut'un her söylediği kanun mu? Demek ki Nursema ona hayır diyemiyor. Ben de sana hayır diyemiyorum. Ama sen bir kadını kolundan tutup getir bakalım, o zaman neler diyorum sana. Ya şimdi niye beni örnek veriyorsun? Benim hanım arkadaşım mı var? Olamaz zaten. Müsaade etmem. Ne münasebet canım? Bu ne rahatlık böyle? Vallahi ağzıma geleni saydım.
Sonra ne oldu? Çok bozuldu Nursema. Aman istediği kadar bozulsun. Hiç oralı olmadım. Akşam bana da surat asarsa şaşırma diye söylüyorum. Ben artık niye şaşıracağımı şaşırdım. Ya, biraz üst üste geldi de. Hayırlısı. Vallahi uzun zamandır güzel bir gün geçirdik bugün Abdullah Bey. Oh maşallah. Hamdolsun. Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret ettik. Torunumu götürmekte nasip oldu çok şükür. Doğan'ın da yüzü gülüyordu. Daha ne isterim? Araları düzeldi mi diyorsun? Vallahi bence tamamdır. Surat asmadı, mutluydu. Fatih de karısının gözünün içine bakıyordu. Bence Doğa aile olmanın ne demek olduğunu anladı. İnşallah hanım, inşallah anlamıştır. Tabii şimdi anne olunca önce çocuğunu düşünecek. Yani babasız çocuk büyütmek kolay mı? Ömür boyu kin güdülmez ki. Aklın yolu bir. Çocuk iyice bir ele gelsin. Bir tatile giderler. Sonra da eskisi gibi olurlar zaten. İnşallah. Hadi yatalım artık. Sen yat Abdullah Bey, ben bir Nursema ile konuşacağım. Gece gece ne konuşması, gündüz yok mu bunun? Kışlık konserve hazırlamıştım. Onları götüreyim diyorum. Haber vereceğim sabah geleceğim diye. Nasıl biliyorsan öyle yap hadi. İyi hadi. Ben yatıyorum. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Anne. Hayırlı akşamlar kızım. Hayırlı akşamlar. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey olmadı. Yarın sabah sana geleyim diyorum da onu haber vermek için aradım. İşte kışlık konserve falan yapmıştım. Onları getireceğim sana. Yarın sabah mı? Kaç gibi? 10-11 gibi gelirim. Kocan hele bir işe gitsin de. Şey yapalım anne, sen zahmet etme. Ben gelir alırım senden onları sonra. Yok yok kızım. Getireyim ben, unutuluyor sonra. Niyet ettim artık. Ya anne şey, benim işim vardı da. Ne işin var kızım senin? Bir saat geç yapıver işine. Aa, çalışıyorsun sanki. Tamam anne, tamam. Gel bekliyorum. Ana kızı laflarız. Bir kahve içeriz beraber. Olur. Hadi hayırlı akşamlar. Anne. Aç yavrum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm ablam. Aleykümselam. Zülker, sen o kutuyu şuraya mutfağa doğru bırakıver yavrum. Geç geç anne. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hadi güle güle. Vallahi iyi ki günde elim ayağım oldu bu çocuk. Allah razı olsun. Ay. Ay. Bak sana bir sürü kışlık konserve getirdim. Reçeller var. Menemenlik, yemeklik, domates var. Oh. Ellerine sağlık. Günaydın. Günaydın Sinem. Nasılsın? İyi uyudun mu? Çamış gibi uyumuşum valla. Yanırsam ben senden bir şey rica edecektim. Bir saç fırçası verebilir misin? Benimki evde kalmış da. Tabii tabii vereyim. Annem. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba kızım. Bu kız kimin nesi? Umut'un Ankara'dan, üniversiteden arkadaşı. Nursema, siz iyice şaşırdınız. Ne demek bu kızım? Ben seni tanıyamıyorum artık. Anne ne var ya, misafir kız. Ayrıca duyacak, duyarsa duysun. Evli çiftin evine gelinmez böyle kalmaya. Onunla geziyor bir de. Hasbinallah ve nimel vekil. Anne anlamıyor musun? Misafir geldi, misafir. Zor durumdaydı, sokakta mı bırakacaktık kızı? Heh, oldu o zaman. Sen böyle her gördüğün çıplağı getir evinde yatır. Ondan sonra senin kocanı ayartsın. Tövbe
Estağfurullah anne, Allah aşkına nasıl laflar bunlar ya? Kızım, evli insanın bekar arkadaşı olmaz. Da bir şey zaten, bu ne rahatlık canım, kendi evinde gibi. Umut'a da pes yani. Sana ne anne? Sen neden karışıyorsun? Birinin size karışması lazım kızım. Siz iyice yol yordan bilmez oldunuz çünkü. Nursem abi ben gideyim. Nereye gidiyorsun? Rahatsızlık verdim, kusura bakmayın. Hayır, senin alakası yok vallahi bak. Ay yalvarıyor bir de. Ya sabır ya selamet. Sinem. Sinem. Bekle. Ne olursun özür dilerim. Sen annemin kusuruna bakma. Senin şansınla hiçbir alakası yok. Onun düşünceleri böyle işte. Dediklerinin hepsini duydum. Sorun yok. Sana kızmadım. Ama ne olur ısrar etme. Kalamam. Peki. Görüşürüz. Efendim? Umut. Sinem. Bir şey mi oldu? Ben şimdi sizden çıktım da sana haber vereyim dedim. Çok teşekkür ederim. Sen ağlıyor musun? Çok ağrıma gitti Umut ya. Nasıl çıktığımı bilemedim. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Nursema'nın annesi demediğini bırakmadı. Ne çıplaklığım kaldı ne senin hayatına girmediğim. Ne? Saçmalama. Yemin ediyorum Nursema'yla konuşuyordu. Kulaklarımla duydum. Zaten beni görünce yüzü allak bullak oldu. Çok sinirlerim bozuldu ya. Çok şaşkınım. Anne sen benim evime gelen misafire nasıl hakaret edersin? Ben hakaret etmedim. Sana söyledim kızım. Duymuş, ne yapayım? Ne demek duymuş anne? Kız gitti. Giderse gitsin. Annenden kıymetleme. Hem ben sana iyilik yaptım da sen farkında değilsin. Yapma. Ben senden iyilik mi istedim? Ben şimdi Umut'a ne diyeceğim? Ne denmesi gerekiyorsa onu diyeceksin kızım. Ne yediği belirsiz bir kızın bizim evimizde ne işi var diyeceksin. Ha senin bunu önceden demen lazımdı da. Hadi neyse. Karışma. Allah aşkına artık hayatımıza karışma. Karışma ya. Peki kızım. Peki karışma. Ben kalkayım o zaman. Rahatsızlık verdim malum sana. Sen başını çok taşlara vuracaksın da. Dur bakalım. Hayırlı günler kızım. Kıvılcım Hanım, siz de yeni bir programa başlamışsınız kanalda. Ömer bahsetti. Evet, yeni bir şey. Ben de o yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım, ilk bölümü çektik. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Eğer program tutarsa sizi de konuk olarak görmek isterim. Ertuğrul Bey herhalde gelmez. Yok, katılırım. Niye katılmayayım? Hatta gençlere bir faydası olacaksa zevkle katılırım. Çok memnun olurum. Annem bir ay çalışmada çok mutsuz oldu. Evet. Ben çalışmadan yapamam. Hayatımda gördüğüm en çalışkan kişi kendisi. Ben de iş kadını olmayı çok isterdim. Hala olabilirsin Mihri'ciğim. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsın. Babanın yanında çalışabilirsin. Sen iste yeter benim güzel kızım. Mihri'ciğim sen evlen çocuğuna bak. Hem bak bana. İhtiyacın vardı çalışırsın ama kadının yeri evidir. Evini çekip çevirmektir onun işi. Ben de karımın evde olmasını tercih ederim. Yani tabii Kıvılcım Hanım'ı tenzih ediyorum, o hayatı boyunca çalışmış. Ama bir erkek karısını çalıştıracak duruma düşmemeli.
Herkes şanslı doğmuyor tabii. Sen de şanslısın. Ablamla evlisin sonuçta. Hepimiz çok şanslıyız. Yani ben de şanslıyım. Fatih, merak ettim de şimdi Nursema çalışıyor ya. Ben ona kötülük mü yapmış oluyorum? Oğlum Nursema nerede çalışıyor? Evinde hat yapıyor, onları satıyor. Aynı şey mi? Sadece o işi yapmıyor. Aynı zamanda bir emlakçıda sekreter olarak da çalışıyor. Sekreterlik mi yapıyor? Sema kızım. Ay hizmetçi gibi. Ay sekreterler kahve falan götürüyorlar. Nilay sus. Abla. Tebrik ederim Nursema'cığım. Bence de. Hem istediğini yapabilir. Ayrıca hizmetçilik yapmak da ayıplanacak bir şey değil Nilay. Sana göre öyle olabilir Doğacığım. Kızım nereden çıktı bu sekreterlik işi? Bize de söylemedin. Sen onun için gidip gelemiyordun yani bize ha? Senin için rahat mı? Çok rahat. Niye olmasın ki? Tabii ya, ben kime ne anlatıyorum ki zaten? Nursema kendi kararlarını kendisi verebilir. Üstüne gitmeyin daha fazla. Nursema potansiyeli yüksek, zeki ve başarılı biri. Dolayısıyla birden fazla işte çalışmak istemesi de çok normal. Aynen öyle. Ben de kocası olarak onunla gurur duyuyorum. Ha, gören de genel müdür sanacak. Nilay. Dilerseniz tatlılarımıza geçelim. Evet. Kızım. Oy, oy, oy. Gel. Tamam ağlama. Tamam ağlama kızım. Baban geldi. Babası geldi. Thank you.
Duydun mu? Duydun mu kızım? Babasının güzeli bu. Babasının bir tanesi bu. Ne Cemre? Tamam, korkma benim. Korktum. Tamam, korkma korkma, bir şey yok. Sen bütün gece burada mıydın? Evet, ağladı da biraz. Niye beni uyandırmadın? Doğa yorgundun zaten, dinleniyordun. Ben zaten severek yapıyorum. Kocamıyorum ki. İstersen duşa gir, üstüne kusmuş. Sen ne ara yaptın bunu? Cezalandırmış seni. Gerçekten cezalandırmış. Al annesi. Bismillah. Ben düşeceğim o zaman. Çıktın mı sen?